Ali Kara Hasanoğlu. Ne ahlak kaldı, ne hukuk. İhale kanunu 187 kez değiştiriliyor. Ne ahlak kaldı, ne hukuk. İhale kanunu 186 kez değişti diyordu. 26 Nisan 2019'da Anayasa Mahkemesi eski başkanı Haşim Kılıç. Haşim Kılıç için yıllarca evinde televizyon bile yoktur. Böyle gerici bir adamdır hakaretlerini yapan solcular bu cümleden pek bir memnun kalmışlar, gazetelerinin manşetlerine taşımışlardı. Televizyon ekranlarında bu sözler tekrar tekrar konuşuluyor, AK Parti'ye vuruldukça vuruluyordu. Nitekim 10 Nisan ayından sonrasında 24 Haziran 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna Ekrem İmamoğlu 800 bin oy fark atarak oturduysa Belki tek başına sebep değildir ama onunla birlikte belki 10-15 kişinin daha benzer açıklamalarını birlikte değerlendirmemiz gerekir ama sonuçta CHP'li adayın seçim kazanmasının müsebiplerinden birisi de muhafazakar kesimin eski yıllarda başörtü ile ilgili anayasa mahkemesi kararlarına muhalif kalması sebebiyle büyük saygı duyduğu Haşim Kılıç'ın o sözleridir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı geylerin, lezbiyenlerin destekçisi Ekrem İmamoğlu'na geçtiyse Liyakat, liyakat diye slogan geliştiren bizim muhafazakar tabanın AK Parti'ye 24 saat çakıp CHP'li adayın önünü açması sonrasında şimdi Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alınan işçilerin nasıl dağıtıldığı CHP'nin belediye meclisindeki grup başkanı tarafından %35 kadroyu CHP teşkilatına, %15'ini İYİ Parti'ye, %15'ini diğerlerine diye izah edildiği halde doğrucu davutlarımızdan bir tanesi çıkıp da bu ne terbiyesizliktir, bu ne ahlaksızlıktır. Liyakat diye iş başına gelenler kadroları böyle açık açık parçalar arasında paylaşıma mı tabi tutuyorlar diyemiyorsa, AK Parti kadrolaşıyor, kendi partisinden başka kimseye iş vermiyor. Biz kazandığımızda objektif kriterlerle alım yapacağız yalanlar atılırken, HDP milletvekili Hüda Kaya'nın hem de bir tarihte Kandil'e gidip oralarda PKK'lılarla gezen oğlu Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde HDP kontenjanından çalışmaya başlamışsa Ekrem İmamoğlu ihale falan dinlemeden CHP'nin ilçe başkanlığındaki kişinin şirketinden piyasa fiyatlarının yarım istif fazlasına maske satın alabiliyorsa aynı Ekrem yüksek öğrenim öğrencilerinin kaldıkları yurtları vakıfların ellerinden almaya kalkıyorsa temel atmamak için bile tören düzenleyip masraf yapabiliyor ve israfın kralına imza atıyorsa Haşim Kılıç da Abdullah Gül de Ahmet Davutoğlu da Ali Babacan da bu sonuçtan sorumludur. Başlangıçta Haşim Kılıç'ın ağzından verdiysem de aslında hepsinin ortak söylemidir. İhale kanunu 186 defa değişti. Yandaşlarına ihale kazandırmak için bu değişiklikler yapıldı söylemi. Geçim derdindeki vatandaş ne bilsin ihale kanununda ne değişiklik yapılmış, hangi yönde yapılmış. İhale kanunundaki değişiklikler yandaşlar ihale kazansın diye mi yapılmış yoksa mafya babaları ihale kazanamasın diye mi? İhale kanunu haksız yere ihale kazanıp devleti dolandırmak isteyenler üç kağıda devam etsinler diye mi değiştirilmiş yoksa o çakalların hepsini tasfiye etmek için mi? İhale kanunundaki değişikliklerde eski metinde yeni metinleri yan yana alıp baktınız mı? Gerçek ortaya çıkar. Ama Anayasa Mahkemesi Başkanlığı makamına gelmiş adamlar kalkıp ne ahlak kaldı ne hukuk. İhale kanunu 186 kez değişti diyebildiler. Şimdi ihale kanunu bir defa daha değiştiriliyor. Haşim Kılıç da hazırlanıyor. 2020 seçimlerini CHP'ye kazandırmak için ne ahlak kaldı ne hukuk. İhale kanunu 187 kez değişti demek için o hazırlığını sürdüre dursun. Biz bakalım ihale kanununda yapılmak istenilen değişiklikler nelermiş. Bakalım mafya kazansın diye mi, yandaşlar kazansın diye mi, üçkağıtçılar kazansın diye mi kanun değiştiriliyor? Yoksa ihale mafyasının tüm zorbalıklarını alt etmek için, ihalelere giren üçkağıtçıların tüm tilkiliklerini boşa çıkarmak için mi? Dolandırıcıların devlete zararı sokmak için yaptıkları tüm ihileleri devre dışı bırakmak için mi? İhale kanunu değiştiriliyor. Somut değişiklik önerilerini vereyim. Birincisi, üç gün önce kurulan şirketle artık ihaleye girilemeyecek. Birileri derse ki, Aa, daha önce üç günlük şirketler ihaleye mi giriyormuş diye, ben de onlara cevabı yapıştırırım. AK Parti'den önce üç günlük şirketler ihaleye giremiyormuş da AK Parti mi almaya başlamış? Yo, eskiden beri yürürlükte olan bir kural. Teşebbüs hürriyeti adı altında öyle gelmiş, şimdi AK Parti böyle gitmez diyor. Ama Haşim Kılıç, Buna da karşı çıkıp ihale kanunu 187 kez değişti demeye hazırlanıyor. O hazırlığını sürdüre dursun. İkinci değişikliği hatırlatalım. İkinci pazarlık usulüyle yapılacak ihalelerin kapsamı daraltılıyor. Bu da keyfiliğe son veren olumlu bir gelişme değil mi? Öyle. Olsun. Haşim Kılıç'ın mantığına göre kanun değişti mi onun amacı ihaleye fesat karıştırmaktır. Haşim Bey öyle diyor. Biz değişiklikleri sıralamaya devam ediyoruz. Üçüncüsü, ihalelere giremeyeceklerin kapsamı genişletiliyor. Sabıkalılardan başlayın, kara para aktarıcısı şirketlere kadar. İhalelere gelişi güzel kişilerin girmesi de artık çok daha sıkı kurallarla engellenecek. Önceki kanun değişikliklerinden bazıları da bu amaçla yapılmıştı ama Haşim Bey sanki ihaleler yandaşlara verilmesi için kanun değiştirilmiş gibi algı üretmişti. Şimdi o değişiklikler çok daha katı kurallara bağlanacak. Bir madde daha vereyim. Dördüncüsü, Devlet Malzeme Ofisi tarafından yapılacak alımların kanunda belirlenen ihale usullerine göre yapılması zorunluluğu getirilecek. Devlet Malzeme Ofisi de büyük oranda kanun kapsamına alınacak. Daha birçok madde değişiyor ama bu da son madde olsun. Beşincisi, ihaleye girebilmek için sertifika sistemi gelecek. Vergi ve SGK borcu olanlar sertifika alamayacak. Böylece daha şeffaf, daha hukuka uygun, daha denetime açık, çakallara fırsat verilmeyen bir ihale sistemine geçmiş olacağız. Ama korkarım Haşim Kılıç yine halkın huzuruna çıkıp beni niye önemli makamlara getirmiyorsunuz derdini gizleyerek ne ahlak kaldı ne hukuk, ihale kanunu 187 kez değişti diyecek.